Custom tagler, CodeFusion ile sağlanan etiketlere kendi etiketlerimizi ekleyerek CFML'i genişletmenize olanak tanıyor. Özel bir etiket tanımladıktan sonra tıpkı CF Query, CF Output gibi standart CFML etiketlerinden herhangi biri gibi kullanabiliyorsunuz. Daha önce sanırım CF Query ve CF Output etiketlerini görmüştünüz. Custom tagler herhangi bir CFM sayfasından çağrılabilmesi için yani her birisi ayrı bir CFM dosyasına eklenebiliyor. Custom tagler birçok programlama işi için hazır çözümler sunarken hızlı uygulama geliştirme ve kodun yeniden kullanımına olanak tanıyor. WorkCube içerisinde 200'den fazla hazır custom tag bulunuyor. Onları da göstereyim isterseniz. Bizim WorkCube içerisindeki custom tagler ana dizin altında, custom tags klasörü altında bulunuyor. Bizim toplamda 252 tane custom tagimiz bulunuyor. Hatta 3 tanesini çıkartırsak 249 tane hazır custom tagimiz bulunuyor. Bunları WorkCube içerisindeki herhangi bir yeni sayfa oluşturduğunuzda sayfa içerisinden kullanabiliyorsunuz. Bizim şu an sistemde en fazla kullandığımız tag CFBox custom tag'i. Onu da sanırım daha önce arayüz eğitiminde görmüştünüz. CFBox için veya hani herhangi bir custom tag için birden fazla veya hani bir sürü value değerleri gönderebiliyorsunuz, parametreler gönderebiliyorsunuz. Daha sonra bizim normal bu sadece WorkCube uygulaması için geçerli bir ana dizindir. Bizim normalde farklı programlarda, farklı uygulamalarınızda gösterebileceğiniz custom tagler ise C'nin altındaki ColdFusion'un altında, CFusion altında Custom Text klasöründe bulunuyor. Bunu sadece WorkCube'de değil, başka uygulamalarınızda da eğer kullanmak isterseniz custom taglerinizi buradan kullanabiliyorsunuz. Örneğin daha sonra şöyle anlatayım. Bir de eğer bizim hani uygulamamıza kendi custom tag klasörünün dizinini belirtmek için şöyle application üzerinde açayım. Application CFC içerisinde custom tag'lerini bu şekilde verebiliyorsunuz. Bunu da bastıracak olursam eğer hani bununla da uygulamanızın yolunu alabiliyorsunuz bu fonksiyonla. Get directory from pet için şöyle kopyalayayım. Bu benim uygulamamdaki custom tag'in yolunu verdi bana. C'nin altında, init pop'un altında, wroot'un dev katalizmin altında custom tags klasörü. Bu şekilde siz de kendi uygulamanıza tanımlayabilirsiniz. Daha sonra CFBox'tan örnek verelim. Biz de kendimiz bir custom tag yazalım. Örneğin en fazla uygulanan CFBox olduğu için bunu gösteriyorum. CFBox diye yazalım. Daha sonra title verelim. Biz bugün bir doğum günü kartı yapalım mesela. Title'ımız doğum günü kutlu olsun. Olsun. Daha sonra CFBox'ımızı kapatalım. Bunun içerisine yazalım. Öncelikle bunu ekranda görelim isterseniz. Pardon. Bu şekilde ben bir şu an doğum günü kartı için bir box oluşturdum. Daha sonrasında kendimiz bir yeniden baştan bir custom tag yazalım. Örneğin diyorum custom tags klasörünün altına yeni bir file oluşturuyorum. İsmimiz happy birthday olsun. Nokta CFM diyelim. Daha sonra içerisinde gönderdiğim parametreleri yazalım. Örneğin CFParam. Bunun name'i ne olsun? Name olsun. Title'ımız string olsun. İsterseniz siz default bir değer verebilirsiniz. Örneğin ben Esma vereyim. Daha sonra basmak istediğiniz
doğum günün kutlu olsun. Outlook içerisinde gönderdiğimiz parametrenin değerini yazacağız. Şeklinde yazarsak. Bunu da yine çağıracağımız sayfaya gidiyoruz. Başına CF yazıp alt tire ile yazıyoruz. Daha sonra göndereceğimiz karşı taraftan alacağımız parametrenin ismini alıyoruz. Buradan yazıyoruz. Name diyorum. Bu sefer diğer tarafa farklı isim göndereyim. Mesela ne olsun? Hadi yazalım. Name değerini gönderelim. Ve ekranda görelim. Şekilde doğum günü kutlu olsun. Halit yazdı. Karşı taraftan gönderdiğimiz parametreleri yazıyor. Mesela Esma. İstediğimiz kadar biz buraya parametre gönderebiliyoruz. Örneğin birthday'imiz işte 1995 olsun ya da bugün ayın kaçı? 21 diyelim. Karşı taraftan olarak şeklinde bir doğum günü kartı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde custom tagler, yani sizin her yerde kullanımınıza olanak sağlar. Bir şeyi farklı parametrelerle defalarca kullanabilirsiniz. Yani ekranda da bu şekilde bastırıyor. Bunları her yerde kullanabilirsiniz. Yani ekstra bir örnek görmek isterseniz veya koltuğun üzerinde şöyle hani başka göstereyim isterseniz. Bizim en fazla kullandığımız CF Box ama süreçleri de çok fazla kullanıyoruz. Onları da isterseniz ekran üzerinden herhangi bir sayfa, bütün listeleme sayfalarında neredeyse süreçleri görebilirsiniz. Bunlar üzerinden göstereyim ben bir de. Örneğin burada da bulunan süreç aşama listelemelerinde gösterdiğimiz renkli olarak gösterilen süreç custom tagimiz var. Yani daha fazla bunlar kullanıyor sistemde. Bu şekilde eklediklerinizin hepsini kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar custom tag ile ilgili. Bu şekilde. Eğitime katıldığınız için teşekkür ediyorum.